Arkadaşlar Las Vegas'ta CES 2024'te yanımda Gürcan Bey var. TOG'un standındayız ve TOG'un az önce T10F lansmanı yapıldı. Siz yaptınız, çok heyecanlıydınız, sahneye koşarak çıktınız. Ben de tam şu köşedeydim ve inanın ben de neredeyse sahneye koşacaktım sizinle beraber. Çok müthiş bir sunumdu, ağzınıza sağlık. Sağ hayırlı uğurlu olsun. Umarım, teşekkür ederiz hepimize. Umarım hayırlı uğurlu olur hepimiz için. Bir sene nasıl geçti? Vallahi uçtu gitti desek yeridir. Sanki geçen hafta buradaymış gibi dönüp baktığımızda, ama öbür taraftan 2023 bizim için çok önemli, çok değerli bir seneydi. İlk üretim imalatın ayağa kalkmasından başlayıp siparişlerin sevkiyatına kadar, ama ondan da öncesi daha sipariş açtığımızda acaba kaç tane sipariş alırız, ne kadar sipariş alırız, imalat hattını doldurur muyuz düşünceleriyle beraber yola çıktığımızda senenin başında 29 Mart'ta ve online satışa çıktığımızda biz müthiş bir heyecana kapıldık. 8 saat içerisinde Türkiye'de satılan tüm bir önceki yılki tüm elektrikli araçlardan fazlasını sattık. 18 saat içerisinde 2023'ün tüm üretim planını sattık ve 12 gün içerisinde 177.000 üzerinde. Ya bu bizim için çok gurur verici, mutluluk verici bir tablo. Öbür taraftan omuzlarımıza müthiş bir yük ve ondan sonrası zaten inanın böyle hızlı bir şekilde dikiş makinesi gibi imalatta, şeyde, gemlikte, kampüsün içerisinde zaman zaman sabahlayarak haftanın 7 günün 5'ini orada geçirerek tüm arkadaşlarla beraber nihayetinde ayağa kaldırdık. Dönüp baktığınızda bu neden önemli? Bu şunun için önemli. Yeni şirketlerde, yeni modellerde zaten bu işlerin hepsi biraz çetrefillidir. Ve yeni nesil araç üreticilerine dönüp baktığınızda da bunların hiçbirisi zamanında gerçek anlamda planladıkları zaman da bir şey çıkartamadılar. Ve bizim hani onlardan öğrendiklerimizle de ve o yapılan hataları da detaylı inceleyerek, kendimizi hazırlayarak geldiğimiz noktada siparişlerimizi teslim edebildik ve onun için de içimiz o anlamda rahatız. Ve 2024'te buraya geldiğimizde de iyi ki her bir şey olmuş diyoruz. Çünkü yeni bir oyun başlıyor, yeni bir yarış başlıyor. Tam olarak bu noktada aslında o söylediğiniz detay var ya az önce, tanıtım ve işte sonrasında gelişmeler. T10F'de yine aynı ilk gösterdiğiniz konsept modele oldukça yakın. Yüzdesel olarak bir yüzde alma şansım olur mu sizden? Ya yüzdeden ziyade şöyle düşünelim. Hı hı. Şimdi biz yola çıktığımızda kabullerimizde, varsayımlarımızda çok fazla değişiklikler olmadı. Az değişiklikler oldu. Yani biz 2019 yılında ön gösterimini yaptığımız o zamanki sedan görünümlü aracın DNA'sı özünde tasarım stili olarak hala burada var. Ama bu süre zarfında pazarda şöyle bir şey oldu. Kullanıcıların beklentileri, yeni nesil araç üreticilerin daha fazla coupe'ye yönelmeleri, cross araçlara yönelmeleri, araçları biraz daha yükseltmeleri, zevkleri ve beklentileri değişti. Zevkler ve beklentiler değişince bizim de buna adapte olmamız gerekti. Şimdi bunu bazı şirketler bu kadar hızlı adapte olamaz. Biz evet, hem çevik bir şirket olmamız nedeniyle hem de kullanıcıları merkeze aldığımız için konuştuğumuzda çok net bir şekilde şu cevabı aldık. Biz daha dinamik çizgiler istiyoruz. Biz daha modern çizgiler istiyoruz. Ama öbür taraftan Türkiye yine önemli sedan pazarlarından birisi olduğu için sedan kullanıcıların ihtiyaçlarına da karşılayacak bir tasarım olsun istedik. O nedenle de bunların hepsini birleştirdiğimizde ortaya bir T10F çıktı. Şimdi ilk içerikleri paylaştım bu arada sizinle röportaja geçene kadar. Tepkiler çok iyi, onu söyleyeyim. Yani bayağı beğeni almış araç şimdiden, onu söylemek lazım. Tasarımla başlamıştık. %100 tasarımı bize ait bu sefer. Her şeyiyle bizim mühendislerimizin yaptığı bir tasarım, ama bence T10F'te daha çok teknolojiyi konuşmamız lazım ve menzili konuşmamız lazım. Menzilde ciddi bir artış var T10X'e göre ve aynı zamanda teknolojik anlamda T10X'ten çok daha yeni teknoloji de bünyesinde bulunduruyor. Biraz bahsetmek ister misiniz? Ya, tabii ki her şeyden önce bizim teknoloji platformlarımızı geliştiriyoruz, geliştirmeye devam ediyoruz. Öğreniyoruz da diyebiliriz ilaveten. Hem öğreniyoruz hem geliştiriyoruz. Ortaya çıkan teknolojiye baktığımızda doğal olarak daha uzun menzil sağlayabilen 600'ü burada hedefliyoruz. Artı içerisindeki gerek sensörler gerek prosesörler gerçek anlamda o yaşam alanını temsil edecek altyapıyı oluşturuyorlar. Burada da fuarda da herkes görsün yaşasın diye işte oyunlaştırmanın, dijital deneyimlerin bir arada neler yapabileceğini gösteriyoruz. Yani bizim mesela aracımızın içerisinde bir dijital radyo var yapay zeka ile beraber. Yani 8 müzik çeşidinde size sonsuza kadar müzik dinletebiliyor. Ya bu konuda bir hayalim var. Lafınızı balla bölüyorum ama
bu yapay zekalı radyoya şöyle bir özellik eklenemez. Mesela Türkiye'de araçla gezerken geçtiğimiz şehirlere özel bir yapay zeka türkü yaptı mesela. Güzel. Harika olmaz. Şimdi bak olmaz olur mu? Yani teknik olarak mümkün. Mümkün hatta çok kolay mümkün. Seyahat ederken mesela bir yerden bir yere gittiğinizde magnetinizi eğer Tremor Go üzerinden alırsanız o zaten aynı algoritmayla çalışıyor. Nereden geçtiğiniz, nereye gittiğiniz, hava nasıl, oranın tarihçesi nedir? Yani onunla ilgili bir şeyler oluşturuyor. Dolayısıyla o müziği de oraya çevirmek bence kolay. Bu güzel, ben bunu not ediyorum. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Menzil hakkında birazcık konuşsak. Menzil için yani daha geliştirebilmek için 600 kilometre olarak açıklandı şu an ama son durumda belki finalize olduğunda menzil artabilir mi biraz daha yoksa bu şekilde mi kalacak? Şimdi şöyle, biz o platformlarımızı oluştururken şunu yapıyoruz. Birincisi bataryalardaki hücreleri T10X'de de T10F'de de aynı hücrelerden oluşturuyoruz. Ki ölçeklemesi kolay olsun diye. Değilse sadece işte 50 bin adet birisinden 60 bin adet birisinden gibi rakamlara sıkışıp kalacağız. Bunu önlemek için de içindeki teknolojiyi, hücreleri biz seçerken gelişme potansiyeli olanlara bakıyoruz. İşte bu hücrelerimizin gelişme potansiyeli var. Yani baktığımızda 2026-27'ye doğru giden zamanlarda bu hücrelerin millerin de artma potansiyeli var. Dolayısıyla yani biz şu an 600 ile başlıyoruz ama ondan sonraki dönemlerde bunun %15, %20 artma potansiyeli var. Bu bir. İki, hepimiz bunu konuşuyoruz ama şöyle düşünün. 5 sene sonra yeterince şarj istasyonu olduğu zaman bu soruyu kendimize sormayacağız. Bu soruyu şu an sadece kaygılarımız nedeniyle soruyoruz. Yani bugün yüksek performans olan bir işte HMO'lu araca bindiğiniz zaman bir depo benziniyle belki 450 km gidiyorsunuz ama kimse stres yapmıyor çünkü her yerde, şarj edebilir, doldurabiliyorsunuz. Evet. Aynısını buraya uygulandığını düşünün. Dolayısıyla o zamanla işin içi performansa dönüşecek. Orada da o zaman batarya hacmini küçültüp yine aynı menzile gidecek ama maliyeti de düşürecek, hafifletecek bir opsiyonumuz olacak. Hazır enerjiden bahsediyorken yavaş yavaş şu noktaya da gelmek lazım. Ekosisteme çok değer veriyorsunuz. Hem yazılım hem donanım anlamında. Çok yakın bir zamanda ev tipi şarj cihazlarınız da çıktı. İş ortaklarınızla beraber ürettiğiniz. Yenilenebilir enerjiye çok değer veren bir şirket olduğunuz için biz yakın gelecekte TOG'un daha böyle insanların kolayca ulaşabileceği yenilenebilir enerji sistemlerini de evimize alıp kurabilecek noktaya gelebilir miyiz? Bu çalışmaların olduğunu da biliyorum aslında. Ya üzerinde çalışıyoruz. Bu biliyorsunuz yani tek başına yapılacak bir konu kesinlikle değil. O nedenle ekosistemle güç birliği yaparak together bu işi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Planlarımız o yönde ve şu ana kadar da gayet iyi ilerliyoruz. Bir taraftan bunu yaparken öbür taraftan kullanıcılara bir avantaj da sağlamak istiyoruz. Şimdi şu an dijital pasaport üzerinden NFT'ye sizin konfigürasyonunuzdan karbon ayak izinizi yazabiliyoruz. Şimdi şöyle düşünün, onu seçtiniz, aldınız, kullanmaya başladınız. Sürekli yenilenebilir şarj istasyonlarında şarj ederseniz size karbon kredisi yazabiliriz. O rota üzerinde mola verdiğiniz yerlerde, alışveriş yaptığınız yerlerde karbon ayak izi düşük olan şirketlerle işbirliği yaparsanız size yine teşvik etmek için kredi verebiliriz. Bunların hepsini planlıyoruz. Nihayetinde bunların hepsini bir şekilde bir token'a çevirdiğimizde, yani tokenization'dan bahsediyorum, token'a çevirdiğimizde, bunlar da token olsun. Evet. Şimdi onun da alıp isterseniz tekrar şarj edebilirsiniz, isterseniz alışveriş edebilirsiniz. Şimdi bunun bir faydasını gördüğünüz zaman o zaman bu yenilenebilir enerjiye yönelmenin, çevreye odaklanmanın faydasını da bir taraftan hem kendi iç sorumluluğumuz olarak, yani good citizen olarak ama öbür taraftan da karşılığında da bir şey aldığımız için motive olacak. Dolayısıyla bu işin yaygınlaşması da biraz hız kazanacak. Bir yol haritası vardı. Özellikle bundan 2 sene önce fabrika açıldığında, fabrika açılışında göstermiştiniz aslında bu modelin geleceği tarihi ve hatta bizimle buluşacağı tarihi. Önümüzdeki sene bugünlerde yine burada ön sipariş açılmış olacak mı? Açılır mı sizce? 2025'in ilk başında. Bu müjdeyi de buradan almış olalım arkadaşlar. Çok teşekkür ederim bu güzel röportaj için. Sağ olun. Burada atmosfer mükemmel arkadaşlar. Umarım sizlere geçirmeyi başarabilmişizdir. Çünkü gerçekten çok müthiş bir ilgi var. Ben bir ülke bir vatandaşı olarak burada olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Size de çok teşekkür ederim. Ben çok sağ olun. Evet, sağ olun. Görüşmek üzere. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.